Bız Medya'nın sunduğu Figürcü'nün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız arkadaşlar. Huzurlarınızda Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnetlerimizi ifade etmek isteriz. Umarım Cumhuriyeti, bu güzel toprakları, bu güzel vatanı elimizden kaybettikten sonra Cumhuriyetin ve onun getirdiklerinin ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu anlamak zorunda kalmayız. Yarın tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlanacak bir bayram ki kutlanması gereken en önemli bayramlardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili aslında söylemek istediğim çok şey var ama ne yeri ne zamanı az çok siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu haftanın konuğuna gelelim. Şimdi bugün size tanıtacağımız figür NECA A Nightmare on Elm Street Freddy Krueger Action Figure olarak geçiyor. İsmi de destan gibi. Birçok yerde out of stock, yani stoklarda kalmamış bir ürün, yurt dışında da nadire düşmüş bir ürün. Bulabilirseniz alın, fiyatı eğer nadir olarak değerlendirilmiyorsa satıcı tarafından uygun alınabilecek bir figür. Benim de bütün bu NECA'nın çıkarttığı Freddy Krueger serileri arasında en çok sevdiğim figürdür. İlk film görselliği baz alınarak yapılmış zaten. Söylediğim gibi Freddy Krueger ve Elm Sokağı serisiyle ilgili benim çocukluktan gelen büyük bir takıntım var. Ben Edirne'liyim. Daha önceki videolarda da söyledim. Edirne'de doğdum, büyüdüm. Ve Edirne'de birçok ev eski Osmanlı ya da eski Yunan Rum evidir. Tahtadır, ahşaptır evler. Bizim de işte akrabamızın, halamızın bir evi vardı. Ben kuzenimle birlikte bu filmi çocukken televizyonlarda ilk yayınlandığı zaman izlemiştim. Hatırlıyorum, böyle babamın montunun altına saklanıp izlemiştim. O kadar korkutucu bir yerdi ki, zaten ev böyle şey. Korkutucu bir yer zaten ev. Her yerden tahta sesi geliyor, gıcırtı sesi geliyor falan. Ya o günü hiç unutmuyorum yani. Ömrümün hiçbir yanında o günü unutmadım ben. Ya bir de çocuksunuz yani, düşünün yani, televizyonda izlediğim şey hakkında hiçbir fikrim yok ve korkudan altıma ettim yani, o kadar çok korkmuştum. Daha sonra tabii film seri olarak devam etti ki benim de en sevmediğim şeydir arkadaş, yani 3 tane film çekip bırakmıyorlar da devamı da geliyor. Tabii bir yerden sonra da gitti. O yüzden bu figür gerek tasarımıyla olsun, gerek işte modellemesiyle, aksesuarlarıyla, pozlanma şekliyle olsun, benim en sevdiğim NECA Freddy Krueger figürdür. Şimdi her zaman yaptığım gibi, hani figüre geçmeden önce karakterle ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum size. Abi figüre gireceğiz de yani çocukların söylediği o tekerleme aklımdan gitmiyor bir türlü. Nasıl satayım, zaten ortam karanlık şu anda, hafif bir tırstım. Karakter şöyle bir karakter arkadaşlar, izlemeyen genç arkadaşlar varsa onun için söyleyeyim. 20 tane çocuğun ölümünden sorumlu olan bir adam var. Bu adam mahkeme tarafından serbest bırakılıyor çünkü delil yetersizliği olduğu söyleniyor. Ve mahalleli toplanıp bu herifi kazan dairesinde yakıp öldürüyorlar. Adam sonra geri geliyor ve rüyalarda insanları öldürmeye başlıyor. Wes Craven tarafından yaratılmış bir karakter. 1984 yılında ilk defa A Nightmare on Elm Street ismiyle sinemalara geldi. Ki zaten benim de doğum yılım. Karakter, oradan da bir sempatim var. Oyuncu da Robert Englund, ki adam 8 filmde falan oynadı. O adamı görünce benim aklıma hep Freddy geliyor. Yani adamın bütün sinemagrafisi şeye döndü yani, Freddy yani. Varsa yoksa Freddy herif. Bir sürü filmde de oynadı ama yani izlemeyen arkadaşlar varsa muhakkak izlesinler. Günümüz sinema teknikleriyle baktığınız zaman size komik gelebilir ama hikayesi, efendime söyleyeyim, o yıllarda göre çekim kalitesi ilk film için muazzam. Ben sadece ilk filmi seviyorum. Belki ikinci film de olabilir. Ondan sonrakiler bana göre gereksiz yani, hani franchise muhabbeti var ya işte, bu Amerika Hollywood'un, yani devam ettirme abi ya, bırak efsane kalsın. Bunu Jason'la bile dövüştürdüler ya. Daha ne diyeyim ben yani, o adamcağızı. Bu arada Johnny Depp abimiz de Glenn Lance karakteriyle görüyoruz. O da Freddy'nin kurbanlarından bir tanesi. Genç yaşta izlediğimiz bir Johnny Depp görmek her zaman beni mutlu ediyor. Bu da ilginç bir detay. Hiç olmadık yerlerden çıkıyorsun Johnny.
Şimdi gelelim figürümüzün detaylarına. Elimde tuttuğum figür NECA'nın 2011 yılında A Nightmare on Elm Street Series 1 adı altında çıkarttığı 18 santimlik bir Freddy Krueger figürü. İlk filmde oynayan Freddy Krueger'ın görüntüsü var. Detaya girmeden net olarak söyleyeyim, bence NECA'nın çıkarttığı en güzel işlerden bir tanesi bu. Benim elimdeki NECA'lar eski yıllardan olduğu için genellikle çok iyi işler yapılmış üzerlerinde. Bu figürde de öyle. Yani Freddy Krueger diğer serilerdeki figürlerden çok daha ilk filmdeki haliyle elimde duruyor. Özellikle modellemesi, boyaması ve aksesuar anlamında filmin ikonik bir sahnesinin de kullanılması benim çok ilgimi çekmişti ve zamanında bu figürü almıştım. Ama ikinci el almıştım bunu yine. Kutusu yoktu çünkü. Şimdi gelelim kafaya. Kafayla başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kafaya baktığınız zaman Robert Englund'u burada görüyorsunuz abi. Şöyle fotoğrafını da yan yana getireyim ilk filmdeki Freddy ile. Bakın benzerlik ciddi anlamda güzel yakalanmış. Özellikle ciltteki yaralanmalar, efendime söyleyeyim işte yanık izleri, derinin yırtılması ve içerideki kas dokusunun görüntüsü, gözlerin bakışı verdiği hissiyat, ağız, o dişlerin pisliği falan, cildin rengi, ensede, kafada falan oluşan yaralar. Gerçekten güzel modellenmiş, güzel boyanmış ve ölçek anlamında da body ile birlikte karaktere uygun bir figür yaratmışlar. Kafa iki tane var. Bir tane de kuru kafa var. Ön cildin ön tarafı sıyrılmış halde olan, onu da göstereceğim aksesuarlarda. Bence dediğim gibi, yani çok net söyleyeyim bunu, NECA'nın çıkarttığı en iyi kafa işlerinden bir tanesi bu. Hatta figür olarak da öyle söyleyebilirim. Neden? Çünkü aslına çok yakın. Yani aslını çok güzel korumuşlar. Hemen aşağı tarafa indiğimiz zaman artık ikonlaşmış birçok Halloween'da, birçok işte korku partisinde, birçok şeyde ya da cosplay yapan arkadaşların kullandığı yeşil kırmızı kazak, Freddy'nin kazağı. Küçükken babaanneme hep söylüyordum ya, Freddy'nin kazağını ör, Freddy'nin kazağını ör diye bağırıyordu bana. Mendavur diye rahmetli. Bak, aklıma geldi şimdi. Güzel yapmışlar. Hani NECA'nın güzel yaptığı işlerden bir tanesi de hep söylüyorum. Vücut, yani neden takılıyorum buna bilmiyorum ama benim ilgimi çekiyor. Vücut üstündeki hareketlenmeyi gösteren o dalgalanma efektleri, kıyafetlerin, paltoların falan. Bazı figürlerde, bazı markaların figürlerinde pek hoşuma gitmiyor. Ama NECA bunu güzel beceriyor. Özellikle eski figürlerinde çok güzel yapmışlar. Kazak hareketlendirilmiş, boyama olarak da koyu renkler tercih edilmiş figürün kasvetine yakışır şekilde. Kollarda da kazak devam ediyor filmdeki gibi, yani hiçbir farkı yok. Burada Freddy Krueger deyince tabii aklımıza en çok gelen şey eldiveni. Figürde de eldiven elinde takılı duruyor. Hiç fena değil. Özellikle yani eldivenin dış görüntüsündeki o metal alışımı, metal plakaları bildiğiniz birebir yapmış adamlar. Şeylerine kadar, perçemlerine kadar hepsi var. Çivilerine kadar. İç tarafından da elin içini görebiliyorsunuz. Yani cilde oturtulmuş, gayet güzel modellenmiş bir eldiven. Boyaması da çok güzel. Renkler çok hoşuma gitti. Diğer el normal bir şekilde tasvir edilmiş. Üzerinde tabii yanık falan yok. Bu güzel modellenmiş bir el. Renk olarak da güzel. Ellerin işte etrafındaki pislik, tırnaklarını içe dolmuş çamurla, böyle işte kirle, pasla çok güzel yapılmış. Benim çok hoşuma gidiyor. Aşağıya doğru devam ettiğimizde normal bir pantolon görüyorsunuz. Filmdeki pantolona biraz yakın bir pantolon görüyorsunuz altında. Yine üzerinde hareketlendirmeler var ve gölgelendirme yapmak için de açık renkler de kullanılmış boyamasında. Alt tarafında da ayakkabıları var, bağcıkları vesairesi. Fena değil. Ama filmin karakterine uygun olarak seçilen renk tonları, efendime söyleyeyim, güzel modellenmesi figürü gözümde gerçekten böyle beni al dedirten bir yapıya dönüştürüyor. Ben çok memnunum bu figüre sahip olduğum için. Aslında Freddy'nin birkaç tane daha almak istediğim figür de var. Bir tanesi de normal Robert Englund'un kafasının olduğu figür. O da yanlış hatırlamıyorsam bunlardanistiyorum.com'da 119 lira gibi bir fiyata satılıyor. Dolar diyecektim. Çok alınabilir bir fiyat yani. Onu da almak istiyorum önümüzdeki aylarda. Biraz düze çıkayım. Figür beni çok mutlu ediyor ve direkt çocukluğuma götürüyor. Şimdi DVD'sini kovalıyorum. İlk filmin DVD'sini bulduğumda çok güzel bir sergileme alanı yapacağım ve elimde tutacağım. Sonsuza kadar elimde tutacağım bir figür bu. Nadire düşmüş durumda. Öyle bir kötü durumu var sizler için.
Yurt dışında bile nadir. Fiyatları biraz yüksek eBay'de falan. Özellikle Amazon'da falan da var. Ya bulursanız, denk getirirseniz kesinlikle alın, pişman olmayacaksınız. Korku filmi sevenler, korku karakteri severler, her şeyi geçtim, action figür seven adam bunu elinde tutmalı bence. Çünkü çok karakter bir tasarıma sahip. Şimdi gelelim aksesuarlara. Freddy Krueger'ın meşhur şapkasıyla beraber geliyor. Şapka gayet güzel modellenmiş. Yumuşak bir yapısı var. Boyaması da fena değil. Gayet bence geçerli. Ne çok siyah ne çok gri. Çok güzel bir ton tutturmuşlar. Ve filmdeki modelin aynısı zaten. Bununla geliyor. Bununla birlikte diğer bir kafa geliyor. O cildin ön tarafının sıyrıldığı, kuru kafanın gözüktüğü. Yani gerçekten bu da çok güzel modellenmiş ve çok güzel boyanmış. Gerek göz kapaklarının içindeki o kan kısmı, ağzın içindeki kanlar, dişler, kuru kafanın yapısı, ciltteki yanıklar falan. Gerçekten güzel bir parça. Ben çok beğendim. Ve tabii ki benim en çok sevdiğim şey de gördüğünüz gibi ikonik bu filmin sahnesindeki uzun kollar. Bunları şimdi takalım. Ben kollarını çıkartıp takıyorum. Siz o kısmı görmeseniz de olur. Evet. İşte bu hale geliyor arkadaşlar. Kolları uzattığınızda o sahneyi görmüş oluyorsunuz. Bu kollarla birlikte de geliyor. Aksesuar olarak zengin diyebilirim. Çünkü pozlamaya, çok fazla pozlamaya elverişli. Keşke iki tane olsaydı da bir böyle bir de diğer türlü. Hatta üç tane kuru kafayı da aynı zamanda sergilebilseydim. Tabii bunlar bütçe işi ve zamanında düşünmem gerekiyordu. Ahmet ah. Aksesuar olarak da gayet dolu geliyor. Bu eller çıkıyor ve bu gördüğünüz yerlere takılıyor. Kollar da çıkıyor. Ya bayağı adamın her yeri çıkıyor. Şimdi geçelim artikülasyona. Artikülasyon anlamında fena olmayan bir figür. Çok da böyle artikülasyonu zengin değil, onu söyleyeyim. Bu kadar şeyini sökülüp takılıyor olmasına rağmen. Kafa yukarı aşağı inmiyor. Sadece 360 derece kendi etrafında dönüyor. Belli bir açıyla dönüyor. Kafayı yukarı çeviremediğiniz için de pozlamada bazen sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama çok pozlamıyorsanız, eğer fotoğraf çekmiyorsanız ya da işte yaratıcılığınızla ilgili bir şeyler yapmıyorsanız da çok büyük bir sorun değil. Onun dışında omuzlardan yukarı ve aşağıya ve 360 derece arkaya doğru döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada bir joint daha var. Dirseklerden şu hareketi yapmanıza izin veriyor ve bunu şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Eller zaten 360 derece dönebiliyor. Hafif bir aşağı yukarı oynama hareketi de var. İçinde ball joint var muhtemelen. Diğer tarafta da aynı şey söz konusu. Eldiven içinde de aynı şeyi söyleyebilirim. Hafif bir aşağı yukarı oynatma şekli var. Dirsekten ve omuzdan hareketleri sağlayabiliyorsunuz. Belden tam anlamıyla 360 derece dönüyor ama döndürmeyin, gerek yok. Aynı zamanda öne ve arkaya eğilebiliyor. Şurada bir eklemi daha var içinde. Şöyle bir açıyla gördüğünüz gibi eğilebiliyor. Onun dışında ayaklara kadar aşağısı sabit. Burasını sabit yapmışlar. Neden yapmışlar bilmiyorum. Buraya eklem koymamışlar. Halbuki gerçi eklem koysalar bu bütünlüğü belki sağlayamayabilirler. Hani nasıl anlatayım bunu bilmiyorum ama hani bunun birazını da böyle heykel gibi duruyor olması cezbedici bir şey. Ayaklar da 360 derece yine dönüyor ama döndürmeyin ve aşağı yukarı hareket alanı sağlıyor size. Yeterli bir bence artikülasyonu var figüre göre. Zaten öyle çok action içinde olan bir figür değil. En büyük artısı tabii uzun kolları. Uzun kolları da bu arada uzun kolları taktığınız zaman da artikülasyonu şu anki artikülasyonla aynı. Bir değişiklik yok. Yani o kadar uzun kolu olmasına rağmen artikülasyon anlamında başarılı. Evet, artikülasyonunu da anlattıktan sonra şunları söyleyebiliriz herhalde. NECA'nın böyle birden çok pozlayabileceğiniz ender figürlerinden biri. Hani kuru kafalı sergileyebilirsiniz, kuru kafalı şapkalı sergileyebilirsiniz, normal haliyle sergileyebilirsiniz, normal şapkalı sergileyebilirsiniz, uzun kol, kısa kol. Yani gerçekten size büyük bir alan bırakıyor. Yani istediğiniz gibi bir diorama parçası olarak düşünürseniz bu figürü, muazzam keyifli bir iş çıkartabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde benim yapacağım çalışmayı da zaten paylaşacağım sizinle, göreceksiniz.
Boya kalitesi, işçilik kalitesi, boya derken boyama kalitesi, modelleme kalitesi olarak da çok başarılı bir figür. Bence serinin en iyi figürlerinden bir tanesi. Kesinlikle koleksiyoncuların koleksiyonuna katması gereken bir figür. Keşke zamanında bundan ben bir iki tane alsaymışım. Biraz daha hani vizyonu geniş, farklı düşünebilen bir koleksiyoncu olsaymışım. Şimdi daha farklı şeyler yapabilirdim bu figürlerle ilgili. Ama dediğim gibi bunun bir de Robert Englund versiyonu var. O da bunlardan istiyorum.com'da vardı. Onu da almak istiyorum. Ben ikisini birlikte sergileyip hani Freddy'yi ve filmi olan saygı duruşumu gerçekleştirmek istiyorum. Sanırım güzel bir video oldu. Ben yaparken eğlendim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.